Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben deyim. Şimdi bugün çok güzel sohbet edeceğiz. Team Paribu Mentor programı kapsamında birlikteyiz. Önce biraz böyle senin hayatını aslında merak ediyorum ve kata'yla nasıl başladığını konuşmak istiyorum. Çünkü şimdi karate dediğimizde hani iki tane farklı kategori var. Kumite ve kata, ama sen rakibin kendin olduğu bir branşı seçmiş oldun. Evet. Biraz o hani seçiş aşaması nasıl geçti senin için, anlatabilir misin? Tabii. Karate ilk başladığımda çok hareketli olduğum için ve herhangi bir uzak doğu sporuna meraklı olduğum için ailemin aracılığıyla başladım karate. Ya ben daha kata bana daha yakın geldi, benim karakterime ve yaptığım, yani katada yaptığımız hareketler benim için daha anlamlı geldi. Kumitede çünkü karşılıklı bir müsabaka içindesin, rakibine puan alıyorsun, puan veriyorsun, bu tarz oyunlar var, ama katada daha kendinlesin. Kendi içinde yapıyorsun aslında katayı. Bu benim daha çok hoşuma gittiği için katayı tercih ettim. Peki katanın nasıl bir felsefesi var? Yani eminim ki önemli bir felsefesi var. Çünkü dediğin gibi yani kendi kendinize aslında çok güçlü durduğunuz, belirli başlı seri gibi dediğimiz hareketleriniz var. Nasıl bir felsefesi var katanın? Ya kata öncelikle kendi içinde, kendi özgüveninle dışarıya yansıttığın, yani dışarıya bir güç yansıtmak zorundasın teknik anlamı dışında. Kendini güçlü gösterip karşında bir rakip varmış gibi ve rakibe vuruyormuş gibi hareket etmen gerekiyor. Yani bir boşa bir yumruk vuruyorsun ama o yumruğu rakibe vurduğunda rakibini de yaralayacak bir güçte görünmen gerekiyor. Yani o yüzden aslında hem zor hem de yani kendi içinde halletmen gereken bir durumu var. Hı hı. Ben katanın felsefesini çok seviyorum ve kata yapmayı seviyorum gerçekten. Peki kendini böyle hangi anlarda en güçlü hissediyorsun? Hani o kata çizerken dediğin sonuçta belli başlı orada hareketler var. Hı-hı. Ve eminim bazı hareketleri sanki daha içselleştirip benimsemişsindir de. Hı-hı. Böyle hani şunu çok seviyorum ve şunu çok benimsedim, bunda daha özgüvenli hissediyorum dediğin böyle hareketleriniz var mı? Şöyle, katanın içinde bazı hareketleri yavaş, bazı hareketleri patlayıcı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Ben ardından hemen patlayıcı teknik gelen yavaş yaptığım yerleri çok seviyorum. Çünkü oraları yavaş yaparken hem mimik hem yüz ifadesi hem de kendi içimdeki duygu olarak kendimi bir sonraki tekniğe hazırlarken çok iyi hissediyorum orada, bakışım, tekniği yapışım. Yani bunlar bana özgüvenli hissettiriyor. Ondan sonra bir de istediğim gibi yapabildiysem bir sonraki tekniği daha patlayıcı ve hızlı bir şekilde, bu bana güzel hissettiriyor. Harika, süpermiş. En iyi hissettiğim yer burası. Sözel olmayan iletişimde en önemli konulardan biri vücut dilidir. Özellikle spor psikolojisinde de vücut dilini çok fazla çalışıyoruz. İletişimin belki de %55'ine kadar bir kısmını aslında vücut dili oluşturuyor. Ve spor tarafına baktığımızda sporcuların yoğunluklu olarak duygularının en rahat yansıdığı yerde vücutları, özellikle öfkeleri ve kaygıları çok daha rahat bir şekilde yansıyabiliyor. Fakat ne kadar sporcular bu duyguları yönetmeyi bir şekilde öğrenirlerse vücutlarına da o kadar daha dik ve güçlü bir şekilde sergileyebiliyorlar. Özellikle hem sporcunun kendisine olan güvenini gösterebilmesi, hem karşı taraftaki rakibe birazcık daha o psikolojik baskıyı verebilmesi, hem de takım arkadaşlarıyla hem de hakemlerle iletişim güçlendirmesi için aslında çok önemli konulardan biri. Şimdi biz genelde bilişsel davranışçı terapide hep düşüncelerin duyguları, duyguların da davranışları etkilediğini biliriz. Fakat aynı zamanda tam tersi bir denklem olarak davranışların da duyguları, duyguların da düşünceleri etkilediğini biliyoruz. O yüzden burada davranış olarak her zaman beden dilini gösteriyoruz. Ve kata tarafına da baktığımızda, katada özellikle sporcular performanslarını sergilerken maksimum seviyede güçlü olmaya çalışıyorlar. Ve bu gücü de en güzel temsil ettikleri yerde kendi bedenleri. Sendeyiz. Son. Güzel. Hazır. H.
Ni. San. Yol. Go. Ro. Çiç. Yeme. Yeterli. Hazır. Eç ni. Hazır. Maya geri. Eç ni. Eç ni. Son ki. Yeme. Os. Yeterli. Çok iyi. Rahat. Güzel. Stop. Bravo. Gayet iyiydi. Yani öyle bir antrenman yaptınız ki hakikaten şu anda nasıl konuşacağımı bilmiyorum çünkü acayip etkilendim. Yani gerçekten elinize sağlık. İnanılmazdı. Bilmiyorum sizin için nasıl geçti ama benim tarafımdan mükemmeldi yani sizi izlemek. Biz çok eğlendik antrenman yaparken. Zaten bence güzel olan da bu. Sevdiğimiz işi yapıyoruz ve antrenman da eğer ki verimli geçiyorsa daha da mutlu olup keyiflenip daha da böyle yükleniyoruz. Güzel geçiyor o yüzden. Bizim açımızdan da iyiydi ve bir süredir görüşememiştik Avrupa Şampiyonası'ndan sonra. Uzun aradan sonra ilk defa beraber antrenman yaptığımız için daha da bir keyifli ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Senin için nasıldı? Benim için de aynı şekilde yani birlikte antrenman yapmayı özlemişim gerçekten Avrupa Şampiyonası'ndan beri. Çok keyifli bir antrenman geçirdik. Ya şimdi şeyi soracağım, ben izlerken evet siz bir spor yapıyorsunuz ama onun dışında da sanki böyle bir hani performans sanatı izliyormuşum gibi hissettim. Özellikle böyle gerçekten bir rol izliyorum ve o rolün içinden asla çıkmıyorsunuz. Şimdi benim tarafından böyle yansıyor ama siz içeride ne yaşıyorsunuz? Yani o rolün içinde nasıl bir şey oluyor bunu çok merak ediyorum. İstersen sen birazcık anlat çünkü seni izlerken böyle en son böyle tutuldum ve oradan kopamadım ben de gerçekten. Çok teşekkür ederim öncelikle. Yani dediğim gibi biz katanın içerisinde zaten odaklanmaya çok önem veriyoruz ve katanın içinde o role bürünmen gerekiyor. Yoksa herhangi bir performans kaybı yaşama ihtimalimiz çok yüksek oluyor. O yüzden odaklanma anlamında ve gerçekten katanın içinde o katayı çizdiğimizi hissetme anlamında çok bu konuda da antrenman yapıyoruz zaten. Yani katanın içinde olmak gerekiyor. Hiçbir zaman herhangi başka bir yere odağımızın dağılmaması gerekiyor. O role bürünmek de ayrı bir enerji ayrı bir çaba galiba değil mi? Evet. Bunun için nasıl bir çalışma var? Bir çalışma var mı? Yani bu rolün içine sonuçta giriyorsunuz ve oradan çıkmıyorsunuz ya o süre zarfında. Yani bunun için ekstra yapılan bir antrenman ya da herhangi bir şey var mı? Aslına bakarsanız şöyle bir durum var. Bu bence kişisel yeteneklerden bir tanesi. Bu tabii ki değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Örneğin ben çocukluğumdan beri ayna karşısında böyle hani jest ve mimik çalışıyorum. Çünkü bu bizde sunum var. Dış görünüş sunum ve şey gibi düşünün. Tataminin içerisinde bir kavga var ve sen o kavgayı karşında hiç kimse yokken gerçekten yapıyormuşsun gibi sunman gerekiyor. Bu mesela ben küçükken tiyatro yaptım. Bunun da ben faydasını gördüğümü düşünüyorum. O jest ve mimik çalıştığım çok zaman oldu. Damla da zaten inanılmaz moda giriyor gerçekten kata çizerken. Onu da dışarıdan oturan kişi o ışığı ve o enerjiyi hissediyor. Hani örneğin kata ismi bağırıyor mesela. İşte karşısındaki şöyle oluyor. Ya da bir katanın içinde biz kia diyoruz. İşte enerjimizi dışarı attığımız bir yer bazı noktalarda var. Öyle bir bağırıyor ki mesela şu minyon kızdan, şu güzelim kızın öyle bir ses çıkıyor ki bu da tam olarak o role aslında girdiğini ve kendini tamamen kaptırdığını gösteriyor. Bu birazcık yeteneğe bağlı ama tabii ayna karşısında işte çalışarak hani nerede nefes vermem gerekiyor, işte burada yumuşakken nasıl bakacağım, sertte nasıl bakacağım bunların hepsi çok önemli. Hepsini tek tek kendin öznel zamanında çalışman gerekiyor. Şimdi Dilara'nın sana mentorluk etmesi sana nasıl geliyor şimdi? O daha önden geliyor, hı hı. Önden gidiyor ve birçok şeyi gördün ve deneyimledin. Sen de gittikçe daha da deneyim kazanmaya başlıyorsun ama çünkü bence büyük bir sporcunun küçük bir sporcuya desteği çok önemli. Kesinlikle. Ki belki sen küçükken bu kadar bu desteği almadın ama evet. Senin için nasıl bir deneyim bu? Ya şöyle Dilara ablayla aynı kampta olmak ve aynı maça gitmek yani benim için çok güzel bir şeydi çünkü onun tecrübelerinden yararlanmak, onun bilgilerinden yararlanmak yani bize hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Her zaman yanımızda oldu. Kendi maçı bittiği gibi hemen bizim maçımıza odaklandı. Bizimle birlikte sanki o da maça çıkıyormuş gibi hep desteğini arkamızda hissettik ve bizim
antrenmanlarda da sadece maç esnasında değil, antrenmanda bazen moralimiz bozuk olabiliyor ya da yorgun olabiliyoruz, antrenmanlar düşük çıkıyor. Böyle zamanlarda hep Dilara ablanın desteğini hissettik, hep bize hadi, yani böyle hep arkamızdan bir destek vardı ve bizi yükseltti. Bunun da ben çok gerçekten avantajını yaşadığımızı düşünüyorum. Ben böyle devam etmesini isterim. Gerçekten çok güzeldi benim için süreç. Bir de şunu merak ediyorum bu arada. Şimdi siz kataya başlarken büyük ihtimal bir şeyler hayal ettiniz ve olmasını istediğiniz şeyler vardı. Ama sonra bugüne geldiğinizde yani belki hayal kırıklıkları oldu. Hiç hayal ettiğiniz gibi olmadı ya da hiç o günlerde bilmediğiniz, hayal etmediğiniz çok daha güzel şeyler başınıza geldi. Böyle deneyimleriniz var mı? Yani ben hiç böyle hayal etmiyordum ya da hakikaten hiç bunu düşünmezdim hayatımda böyle bir şey yapabileceğimi. Senin sanki var böyle bir şeye yok, bakıyorsun şu an. Yok, tam tersi de aslında o yüzden öyle bakıyorum. Şöyle bir durumum var benim. Ben karateye sınıfımda çok küçüktüm falan, darbe aldığım için arkadaşlarımdan başladım aslında. Zorbalık gördüğüm için başladım. Tabii ki şampiyonluk falan düşünmüyorsun, 6 yaşında çocuğum. Ama hiç unutmuyorum ya, ilk başladığım zaman 1. sınıfta dünya şampiyonası kürsüsü resmi çizmiştim. İşte hayalinizi çizin diye bir ödev vermişti öğretmenimiz. Ve ben orada 1.'yim. Hala bu hedefime ulaşamadım. Hala 2.'yim. Ama bunun için bu da beni mesela inanılmaz motive ediyor. O 1. sınıftaki hedefimi ben bir gün illaki gerçekleştireceğim. Yani karateye başladığımdan beri bir hedef kafam var. Ve gerçekten çocukluğumdan beri inanın ona göre çalışıyorum. İstekliyim çünkü bu konuda. O hedefe ulaşana kadar da bırakmamam için kendimi ultimatum veriyor bana o 1. sınıfta çizdiğim resim. Yani vardı böyle bir hedefim. Hala ulaşmış değilim. Eminim ulaşacaksın. Umarım. Bugün bu konuşmayı da hatırlarız o gün ulaştığında. İnşallah. Da. Senin için var mı böyle hayal edip hayal ettiğin gibi olmayan ya da tam tersi olan? Ya ben de karateye ilk başladığımda bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmüyordum ama bir süre geçtikten sonra ve zevk almaya başladıktan sonra, küçük küçük başarılar geldikten sonra daha çok hırslanmaya ve daha iyileri neden olmasın demeye başladım kendi kendime. Yani yavaş yavaş ilerliyorum ve gayet de yerinde ilerliyorum. Umarım böyle devam eder. Benim de tabii ki Dilara abladan sonra büyüklerde yarışmak, Ferdi olarak da yarışmak gibi hedeflerim var. Böyle bu anlamda çalışmama devam ediyorum. Ben de ileride inşallah büyüklerde Avrupa Dünya Şampiyonalarına katılmak, derece almak, şampiyon olmak gibi hedeflerim var. Damla'nın en güzel özelliklerinden biri de tanım kadarıyla zaten gerçekten hırslı bir sporcu ve geldiği yerde şey değil böyle, tam burası bana yeterli değil, hep daha fazlasını isteyip o şekilde azimle çalışabilen bir sporcu. O yüzden gerçekten ben ona çok güveniyorum. Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi ve daha 17 yaşında, bence güzel bir gelecek onu bekliyor tabii bu şekilde devam ettiği sürece. Harikasınız. Çok keyifliydi sizinle sohbet etmek. Teşekkür ederim. Öyle, çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Hem antrenmanınız hem sohbetiniz gerçekten çok doyurucu oldu. En yakın zamanda görüşürüz tekrar o teşekkür zaman. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.